Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2023 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, öncelikle Ocak ayının genel konularına şöyle bir bakalım. Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Kova burcunda yeni ay doğuyor. Mars ve Merkür ayın ilk yarısında gerilemesini sürdürüyor ama ikinci yarısında artık ileri harekete dönecekler. Şimdi detaylara bakalım. Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak burcunda parlıyor olacak. 23 Aralık'ta doğan Oğlak yeni ayının da etkisiyle ayın ilk yarısı sizin için özel yaşamınız, yaşadığınız mekanlar, eviniz, yuvanız, aileniz ve aile büyükleriyle ilgili konular daha fazla gündeminizde olabilir. Buraları şöyle bir gözden geçiriyorsunuz. İlgilenemediğiniz konularla ilgileniyorsunuz. Evet, ailevi konularda bazı anlaşmazlıkların olabilir ya da evde yapılacak işleriniz olabilir, enerjinizi buralara harcayabilirsiniz. 7 Ocak'ta Yengeç burcunun 16 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu dolunay öncü bir burç olduğu için sizin için de çok belirleyici, önemli bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok önemli, şekillendirici olabilir ve tüm 2023 yılını da aslında önemli ölçüde etkileyebilir. Kariyerinizi etkileyen alanda, toplumdaki duruşunuz, statünüzle, medeni durumunuzla ilgili alanda önemli bir etki. Yengeçte zaten ailevi bir etki vardır. Dolayısıyla ailevi konular, kariyer konularınız, toplumdaki statünüzle ilgili bir tamamlanma var. Bunlar Oğlak ayında başlamış bazı konular olabilir ya da geçtiğimiz yıl Haziran-Temmuz ayında başlamış olan bazı konular olabilir. Bunların netleştiği bir süreçtesiniz. Evlenmek, yuva kurmak, aile olmak, bu medeni durumunuzu etkileyeceği için bu dolunay, evet, bunları işaret edebilir. Bunun yanı sıra yer değişiklikleri, taşınmalar, ev almak, satmak, başka bir yere taşınmak, iş ortamınızda olabilecek değişimler, bir işe başlamak, görev değişimleri, işte terfi etmek, bir atama olması, bir çalışıyorsanız bir işten ayrılmak, emekli olmak veya bir aile işine sahip olmak ya da bir aile işini tamamlamak gibi konular. Hani bunlar yaşamınızın temel taşları ile ilgilidir. Sorumluluklarınız, ailevi konular, kariyeriniz, geleceğinizi etkileyecek genel konularla ilgilidir ve bir dönüşüm, bir tamamlanma enerjisi var. Dolunayla beraber başkalarının dikkatini çekebilirsiniz. Daha görünür hale gelebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaların karşılığını alabileceğiniz bir dönem. Yani bir ün, bir şöhret, bir başarı getirebilir bu dolunay size. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz bu dolunayla beraber. Anne, baba, ebeveynlerle ilgili konular da aktif. Anneniz, babanız, hani onların düzenleri, onların yaşamındaki bazı dönüşümler, sizin onlarla ilişkileriniz, bu dolunayın onları da daha görünür hale getirmesi de mümkün. 20 Ocak'a kadar olan 2 haftalık süreç içerisinde bu dolunay tesirleri aktif olacak sevgili teraziler. Evet, Merkür Oğlak burcunda, Mars İkizler burcunda bir süredir geriliyor. Yeni yıla da böyle başlıyoruz. 12 Ocak'ta Mars İkizler'deki gerilemesini bitirecek. 8 derece İkizler'de ileri dönecek. Ama Mart sonuna kadar hala İkizler burcunda. Mars neredeyse enerjimiz orada, biliyorsunuz. 9. evinizde Mars en azından 12 Ocak'tan itibaren bu alanlarda gecikmiş olan, ertelenmiş olan konular biraz daha hızlanmaya başlayacak. İşte eğitimle ilgili bazı planlarınız olabilir, akademik çalışmalarınız olabilir, internet iletişimle ilgili her türlü işiniz, projeniz, dijital alanlarda olabilecek konular ya da medya, sosyal medya, yayıncılıkla ilgili işleriniz. Buralarda gecikmiş olan konular, yani enerji anlamında zorlandığınız, sıkıştığınız konular 12 Ocak'tan itibaren Mars'ın ileri dönmesiyle Mart sonuna kadar hızlanacak. Ve Mars'tan da güzel bir açı alıyorsunuz. Dolayısıyla 12 Ocak'tan itibaren seyahat planlarınız, eğitimle ilgili konularınız, akademik çalışmalarınız, her türlü medya, yayıncılık alanında, internet, sosyal medya alanındaki aktivitelerinizde çok daha verimli, hızlı bir süreçte olabilirsiniz. Ve kardeş ilişkileriniz de daha olumlu ilerleyebilir. İşte kardeşler, akrabalar, sizin, eşinizin yakınları, yani onlarla olan ilişki dinamiklerinizde bazı sorunlar varsa, ki bunlar hukuksal bazı işlerinizde olabilir, bunların çözümlenmesi, anlaşmalar olması, hak edişlerinizi almanız artık daha rahat söz konusu olabilir. Merkür Oğlak burcunda geriliyor ayın büyük bölümünde. Dolayısıyla evde yapılacak işleriniz var.
ertelediğiniz işler var, düzenlemeler var ya da aileyle birlikte bir arada vermeniz gereken bazı kararlar var. 17 Ocağı kadar Merkür gerilemesi iletişim sorunları yaratabilir. Şartları çok zorlamayın. İş hayatınızda da bu şekilde. Yani başlatmak istediğiniz bir türlü başlayamadığınız konular olabilir, tamamlayamadığınız işler olabilir. Ebeveynlerle anlaşamayabilirsiniz. Özellikle emlak işlerinizde, gayrimenkul işlerinizde mesela taşınma konusu olabilir. Bir imza atmanız, bir sözleşme ya da kontrat yapmanız gerekiyor olabilir. Ya da size ait bazı mülklerin kiralanması, satılması ile ilgili konularınız olabilir ayın genelinde. Hani bunlarla da ilgili bir imza, kontrat, sözleşme yapmanız gerekiyorsa mümkün olduğu kadar 17 Ocak'tan sonra bunları yapmaya çalışın. Çünkü Merkür gerilemelerinde biraz sıkıntılar, gecikmeler olabilir, anlaşmazlıklar olabilir. 17 Ocak'tan itibaren daha rahat ilerleyebilir bu konular. Daha rahat çözüme kavuşabilir sevgili teraziler. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 21 Ocak'ta ise 1 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Sizin için keyifli bir yeni ay bu. Retrolarda bitiyor. Şöyle bir enerjiniz güçleniyor. Kendinizi daha özgür, daha bağımsız, daha idealist hissedebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel doğum haritalarınızda sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizin için çok daha önemli ve etkili olabilir. 5. evinizde doğacak bu yeni ay. 5. ev konuları daha eğlenceli, daha keyiflidir. Yaşamdan işte hevesle, umutla beklediğiniz konulardır bunlar. İşte aşk hayatınız, romantik konular, çocuklarla ilgili planlarınız olabilir. Kişisel girişimleriniz, yaratıcı faaliyetleriniz olabilir. Bu yeni ayla birlikte bir hobiye başlayabilirsiniz, bir kursa başlayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak ve buna karar vermek için güzel, keyifli bir yeni ay. Bunu takip eden gündemde çocuklar da sizin için önemli hale gelecek. Çocuğunuz varsa çocuklarla daha fazla ilgilendiğiniz, hani onlarla ilgili konuların da hayatınızda biraz daha belirgin olduğu bir süreç olabilir. Tabii ki aşk hayatınız Venüs de Kova burcunda. Dolayısıyla bu yeni ayda aşık olabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa artık ilişkinizi daha ciddi düşünebilir, belki ileriye dönük bazı planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Daha kararlı olabileceğiniz bir süreç sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.